Herkese selamlar. Bildiğiniz gibi değişik dosyalar hakkında müvekkillerimle yapmış olduğum sohbetleri YouTube kanalında yayınlamaya ve değişik konular hakkında sizlere bilgi vermeye çalışmaya devam ediyorum. Bugün bahsetmek istediğim konu DV Lottery yani Green Card çekilişi ile ilgili yaşamış olduğumuz bir tecrübe. Bununla ilgili değerli müvekkilim Gizem Kılıç Hanımefendi'den bana eşlik etmesini, benimle bir söyleşi yapmasını istedim, talep ettim. O da sağ olsun beni kırmadı. Gizem Hanım kendisine DV Lottery çıkmış olan ve Green Card'ını almış olan bir müvekkilimiz. Kendisi Cornell Üniversitesi'nde doktor öğrencisi ve aynı zamanda Research Assistant yani araştırma görevlisi. Kendisiyle DV Lottery sürecinde yaşadıklarını, Amerika serüvenini, Amerika hayat hikayesini kısaca konuşmak istiyorum. Gizem Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Teşekkürler kırmadınız beni, böyle yoğun gündemler arasında vakit ayırabildiniz. Cornell Üniversitesi çok iyi bir üniversite biliyoruz. Siz de orada hem araştırma görevlisisiniz hem de doktora yapıyorsunuz. Dolayısıyla bir bakıma gururumuzsunuz diyebiliriz. Birazcık bize kendinizden bahseder misiniz? Türkiye'de nerede doğdunuz, nerede okudunuz, Amerika'ya nasıl geldiniz? Tabii ben İstanbul doğumluyum. Yeditepe Üniversitesi Çift Anadal yaptım. Turizm, otel işletmeciliği ve gastronomi ve mutfak sanatları alanlarında. Ondan sonra birçok otelde çalıştım, yöneticilik yaptım. En son hocamla birlikte araştırma yapıyordum Yeditepe Üniversitesi'nde. Çünkü araştırmaya biraz merak salmıştım. Böylece de hep aklımda Cornell vardı zaten. Bizim alanımızda, turizm alanında dünyanın en iyi okulu olarak biliniyor. Hep böyle bir vardı aklımda. Biraz da çevremin de desteğiyle neden sürdürülebilirlik düşünmüyorsun Gizem? Sen çok meraklısın böyle şeylere derken kendimi Cornell'de master yaparken buldum. Bir sene master'a geldim. Master'ımın ikinci senesinde beni doktoraya aldılar. Direkt birleşik program gibi devam etmeye başladım. 2016 Ağustos'tan beri Amerika'dayım. Ithaca, New York'ta, Upstate New York'ta ikamet ediyorum. Cornell'in ana kampüsü bu tarafta. Yeşil kartımı da geçen yıl sizinle birlikte aldım 2021'de. Evet, harika. Biraz isterseniz Cornell'den bahsedelim. Cornell'de hangi bölümdesiniz? Master'da, doktora aynı alanda mı? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben geldiğimde bizim Hotel School olarak ayrı bir okulumuz vardı. Bir sene sonra bunların hepsi birleşti. SC Johnson School of Business. Çok büyük bir funding aldık çünkü. Ve ekonomi fakültesi, turizm fakültesi ve işletme fakültesi hep birlikte birleşti. Şu anda işletme fakültesinin altında olarak gidiyorum. Araştırma alanım gıda fazlası mevzuatı diyebiliriz. Bunun ekonomik ve mevzuat temeline bakıyorum. Ve şu anda da New York City'de bir STK ile birlikte ortak bir araştırma yapıyorum. Evsizlere yemek fazlalarını nasıl geri dönüp öğün olarak dönüştürebileceğimize bakıyorum. Master'da da New York'un çok büyük bir sorunu aslında değil mi bu evsizlik? Evet, çok fazla genel olarak çok fazla gıda fazlası ve gıda atığı oluyor. Halbuki bunlar yenebilir, yemeğe dönüştürülebilir, hiç kullanılmayan malzemeler oluyor. Benim master alanım biraz daha finans temelliydi. Finans TA'liği yaptım yani öğretim asistanlığı yaptım. Finans öğrettim. Sürdürülebilirlikle biraz daha birleştirdikten sonra bunu daha fazla bunun mevzuat alanına kaymaya devam ettim. Ama hala vergi ve finans alanlarıyla da ilgileniyorum bu alanda. Peki birazcık şimdi vize durumundan bahsedelim. Sizin tabii pasaportunuzu ben incelerken gördüğüm gibi bir zamanlar J1'la Amerika'ya geldiğinizi biliyorum. Daha sonra bir F1 durumu söz konusu oldu. Bundan biraz bahsedebilir miyiz? J1 neydi? F1 nasıl oldu? 2008 yılında bir work and travel yaptım ben bir yazın. O zaman J1 vizem vardı ama sonra tekrardan 2016 yılında F1 vizesine geçiş yaptım. Yani öğrenci vizesine geçiş yaptım. 2016'dan da yeşil kartı geçene kadar hep F1 vizesi içinde oldum. Peki evet. Şu Green Card sürecini biraz konuşalım. Çünkü DV Lottery gerçekten son 2-3 yıl içinde çok hareketli bir konu. Pandemi nedeniyle konsoloslukların kapanması, mülakat vermemesi, DV Lottery dosyalarına, Green Card kazananlara mülakat verilmemesi çok büyük sorunlara yol açtı. Bu esnada siz Green Card çıktıktan sonra nasıl bir süreç yaşadınız? Türkiye'den mi baştan düşündünüz? Direkt Amerika içinde yapayım diye mi düşündünüz? Birazcık bu DV Lottery kazandıktan sonraki süreçten bahsedebilir miyiz kısaca? Ben aslında DV 2021 kazanaydım ve bizim açıklanmamız bir ay geç oldu. Haziran 2020'de açıkladılar Mayıs yerine. Ve ben öğrendiğim zaman
Açıkçası zannettim ki hemen yeşil kartı alıyorum ama öyle bir şey olmuyormuş. Size böyle banka numarası gibi bir numara veriliyor. Ve numaranızın size aloke edilen vize bülteni için de zamanını beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bilmediğim için bir yerel avukata gittim. Fakat yerel avukat bu konuda hiç bana yardımcı olmadı. Hatta büyük ihtimalle alamayacağımı söyledi. Türkiye'den de başvuru yaparsam destek olmayacağını söyledi. Benim çok moralim bozuldu. Sonraki süreçte biraz daha kendimi araştırmaya başladım. Başka bir avukatla çalışmaya başladım. Bu sefer de Türkiye içinden aslında başvuralım diye konuştuk kendisiyle. Türkiye içinden DS-260'ı falan yolladık, beklemeye başladık. Fakat bu süreç içinde açıkçası şunu fark ettim. Bir avukatın çok iyi asistanları olması lazım. Çünkü o asistanlar esas bu background işlerini yapıyorlar. Ve belgelerin çok hızlı toparlanması ve bir anda böyle çok sorunsuz bir şekilde halledilmesi gerekiyordu. Yine olmadı benim için açıkçası. Sonra da sizi buldum zaten o süreçte. Açıkçası sizinle çalışmaya başladığımda hala nereden başvursam emin değildim. Hani Türkiye'den sıra gelir mi gelmez mi? Ama pandemi olduğu için Türkiye'den başvursaydım olmama ihtimali yüksekti diye düşünüyorum. Evet, şimdi tabii Gizem Hanım bu süreci böyle çok hızlı bir şekilde özetlemiş oldu. Şöyle bir konu başlıklarına değinmek gerekirse, Gizem Hanım'ın sonucunun açıklandığı dönem tam pandeminin patladığı zaman. Yani Mayıs 2020'de açıklanması gerekirken Haziran 2020'de açıklandı ve Green Card almak için 30 Eylül 2021'e kadar zamanları vardı. Dolayısıyla Gizem Hanım'ın geldiği nokta şu. F1'im var, Amerika içindeyim. Bu dosyayı Amerika içinden mi takip edeyim yoksa konsolosluk üzerinden takip edip bu dosyayı konsolosluktaki mülakatı bekleyerek mi green card'ımı kazanmaya çalışayım? Bu Amerika içinde bir şekilde statüsü olan kişilerin F1 olabilir, H1, E1, E2 olabilir. Hatta belki de turist vizesiyle o esnada Amerika'da bulunan kişiler olabilir kendilerine numara geldiğinde. Dolayısıyla bunların hepsinin düşünebileceği bir alternatif. Burada kısaca Gizem Hanım'ın bahsettiği numara aloke edilmesi, bankaya girmiş gibi bir numara verilmesinden de kısaca bahsedelim. Herkesin bir Divi Lottery kazanma numarası oluyor. Bu numaralar aylık yayınlanan vize bültenlerinde açıklanıyor hangi numaraya kadar ilerleme olduğu. Ve akabinde siz kendi numaranıza sıra geldiğinde ya konsolosluk tarafından mülakata çağrılıyorsunuz ya da Amerika içindeyken göçmenlik bürosuna başvurunuzu yapmış oluyorsunuz. O zaman Gizem Hanım sizi şurada bıraktık biraz önce. Türkiye'den mi yapsak, Amerika içinden mi yapsak diye düşünürken bunu bu arada hatırlıyorum başınızdan çok acı bir olay da geçti. O dönem içinde babanızı kaybettiniz. Tekrar başınız sağ olsun. O dönemde Sağ olun. Türkiye'ye gitmeniz gerekti, geri gelmeniz gerekti. O süreç içinde nasıl Amerika içinde başvuru yapmaya karar verdiniz? Şöyle bir şey oldu. Şimdi F1 vizesiyle ben Türkiye'den başvurumu yapsaydım, Türkiye'de bir şekilde sürecim ilerleseydi ve olmasaydı, ben bir daha asla konsolosluktan ya da turist vizesinden vize alamayacaktım. Bu beni açıkçası biraz korkuttu ondan sonra. Ya dedim uzatmam gerekirse ama Amerika'nın içinden başvurursam en azından Amerika'nın içinden Amerika'dan hiç çıkmayıp F1 vizesinin devamıyla zaten doktoranın devamında H-1B'yi geçebiliyoruz. Biz o yarı yaşama vizesi, yarı immigrant vizesi diye geçen bir vize. Onu düşündüm. Açıkçası aklıma şu geldi. Ben konsolosluğa gidersem ve bir şekilde süreç ilerlemezse ve benim vizem de bu arada Haziran 2020'de bitiyordu. Pardon, Haziran 2021'de bitiyordu. Ben Türkiye'ye gidersem F1 vizem biterse ve Türkiye'nin dışındayken 2021'de o mülakat alamasam tamamen Amerika'nın dışında kilitlenmiş vaziyette kalıyordum. Lockout oluyordum yani. Ben bütün bu olasılıkları düşündüm. Açıkçası oturdum kendime felaket senaryoları yazdım. Yani en kötü ne olabilir? En kötü ne olabilir? En kötü ne olabilir? En kötü burada olsaydı reddolurdu. Ama F1 vizesiyle benim öğrenci statüm devam ettiği için vizem bitse bile ben öğrenci statümle Amerika'nın içinde kalabiliyordum. Çünkü burada sistem tabii Avrupa'ya göre daha farklı işliyor. I-20 yani öğrenciliğiniz devam ettiği sürece vize sadece ülkeye girip çıkmayla ilgili. Benim en büyük kararımı veren, benim bu zaten burada öğrenciliğim olacak. En kötü yine araştırma ya da başka bir alandan devam edip H-1B'ye geçerim diye düşündüm. Evet, dolayısıyla Amerika içinde bir statüsü halihazırda olan kişilerin F1 gibi, H1 gibi, L1 gibi, E1, E2 gibi olan kişilerin genelde tercih ettikleri metot bu dosyayı Amerika içinde adjustment şeklinde yapmak oluyor. Çünkü hayatlarına çok fazla bir müdahale veya değişiklik veya hayatlarından çok büyük bir kesinti, bir ara verme olmamış oluyor. İşte Green Card mülakatınız burada geliyor, mülakata burada gidiyorsunuz, Amerika içinde statü değişikliği yapabiliyorsunuz.
Gizem Hanım'ın da bahsettiği aslında tam da bu. Ben dosyaya baktığımda gördüğüm şu, biz Mayıs ayının sonunda bu dosyayı göndermişiz. Ve biz bu dosyayı gönderirken green card'ı almanın bitme tarihine, deadline dediğimiz tarihe sadece 4 ay kalmış. Yani 30 Mayıs'ta dosya gönderiyoruz, 30 Eylül'e kadar almamız lazım. Ama tabii dosyayı gönderdikten sonra hem göçmenlik bürosunun dosyaya, DV Lottery dosyası olduğu için hızlı bir şekilde bakma düşüncesi ve aynı zamanda bizim de göçmenlik bürosunu bu konuda sıkıştırabilmemiz, arayıp sorabilmemiz sayesinde bu mülakat geldi. Ona da baktım, Temmuz'da gelmiş mülakat. Bu tabii çok inanılmaz hızlı işleyen bir süreç. Normalde bir green card dosyasının mülakatı hemen 2 ayda gelmez. Ama Mayıs'ta gönderildi, Temmuz'da gelmesinin sebebi hem göçmenlik bürosunun buna hızlı bir şekilde dönmek istemesi. Çünkü biliyor ki göçmenlik bürosu 30 Eylül'e kadar alamazsan bunu bir daha alamayacaksın. O yüzden de göçmenlik bürosu bu konuda bir dosyayı önceleme, hızlandırma yapıyor. Bunu maalesef konsolosluklarda göremedik, bu yaklaşım tarzını son 2-3 yıl COVID süresince. Ama göçmenlik bürosu hala bunu yapabiliyor, bunu temin edebiliyor. Peki dosyayı gönderdikten sonraki süreçte Gizem Hanım neler hissettiniz? Olacak gibi mi düşündünüz, olmayacak gibi mi düşündünüz? O süreç nasıl geçti sizin için? Yani ilk Ağustos ayında konuştuğum ilk Amerikalı avukat çok moralimi bozmuştu açıkçası. Hani bu süreçte gelmez, işte ortalama average olarak biz işte 9 ayla 12 arasında green card alıyoruz dedi. Ben dedim ki bu DV lottery nasıl olabilir? Yani şimdi anlıyorum ki öyle olmuyormuş, yani onun aslında bilgi eksikliği varmış. Beni çok korkuttular. Ben onun için gerçekten alamayacağımı düşünüyordum. Ama şunu fark ettim ki hani siz benim zaten içimi çok rahatlattınız. Hani merak etmeyin, hızlanacak falan. Gerçekten hızlandı. Hatta Haziran sonunda bizim böyle bir grubumuz var bu arada. Destek grubu kurduk kendi aramızda. Amerika'dan başvuran Türkler olarak. Telegram'da hala konuşuyoruz şimdi. Birbirimize çok destek olduk. Hatta Haziran sonunda bile dosya gönderen insanlar aldı yani. Çok düzgün bir dosyanız varsa bir tane şansınız var ama. Yani ben onun için açıkçası profesyonel biriyle çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü bir tane şansınız var. Dosyanızın öyle hele son tarihlere yakınsanız, yani red deyip yanlış, o yanlış, bu evrak yanlıştı. Hani bizde öyle bir şey olmadı. Biz çok çok detaylı bir dosya hazırladık sizinle. Ve onun için hani daha içim rahattı açıkçası. Evet. Korkularım azalmıştı. Çok doğru, çünkü numaranız 20 binlerde olduğu için biz de vize bülteninde 20 bin numarasının gelmesini beklediğimiz için, o da zaten işte bahsettiğim Mayıs aylarında oldu. Sizin Türkiye'den gelmeniz beklendi. Dosya gönderildi. Gerçekten de Allah'tan güzel bir dosyaydı. Eksik bir belge yoktu. Ve sizi mülakata çağırdıklarında her şey çok hızlı bir şekilde, oradaki göçmenlik bürosu görevlilerinin de yardımcı olmasını unutamayız. Yani onlar da çok ilgilendiler gerçekten. Ben sizin mülakatınıza telefonla katılmıştım. Dolayısıyla bir avukatın bu mülakata telefonla katılması, bizzat katılması durumları mümkün. Mevzu bahis. En azından her şey doğru işliyor mu? Yanlış bir şey var mı? Officer'ın, yani memurun fark etmediği, dikkat edilmesi gereken konular var mı? Bu konularda da destek verebiliyoruz telefonla katılarak. Dolayısıyla güzel bir şekilde süreç işledi ve siz green card'ınızı alabildiniz. Green card aldıktan sonrasından biraz bahsedelim isterseniz. Green card aldıktan sonra hayatınızda bir şey değişti mi? İyi ki aldım dediniz mi? Ne gibi kolaylıklar var? Ne dersiniz bu konuda? Değişmez mi? Şöyle bir şey oldu. Ben şimdi eğer F1'den sonra, doktoradan sonra devam etseydim sadece akademik alanlarda çalışabilecektim. Ve ben açıkçası çok akademik alanlarda çalışmak istemiyorum. Şu an kendimi yani sınırsız iş olanağında gibi hissediyorum. Yani doktora mezunu ve kod yazabilen bir insan olarak ben şu anda istediğim IT firmasında bile çalışabilirim. Bu benim için çok önemli bir şey. Birincisi bütün açıkçası hani rakipleriniz diyeceğim, çünkü böyle bir rekabet var Amerika'da. Onun önüne geçiyorsunuz. Yani çünkü çoğu yere başvuran uluslararası öğrencinin, doktora mezununun ya da kendi alanınızdaki kişinin genelde H1B sürecinden geçmesi gerekiyor. Ve sponsor olunması gerekiyor. Siz zaten sponsor olmadığınız zaman otomatikman artı bir ile başlıyorsunuz her iş başvurusunu yaptığınız zaman. Yani gerçekten bence insan hayatını çok değiştiren bir şey. Çok büyük bir şans ve aynı zamanda sizin konuşmanın başında söylediğiniz gibi bir garantisi de yok. Bu göçmenlik bürosunun veya Amerikan devletinin, Dışişleri Bakanlığı'nın size vermiş olduğu bir imtiyaz, bir hak değil aslında. Dolayısıyla bunu doğru bir şekilde takip edip biraz şansınızın yanınızda olması ve aynı zamanda güzel bir dosya hazırlayıp güzel bir şekilde takip edip sonuca ulaştırmak gerekiyor.
Peki belki de en son olarak şunu sorabilirim. Bu sürece girmek üzere olanlara, bu sürece girecek olanlara neler tavsiye edersiniz? Benim yaptığım hatayı yapmayın. Direkt hem Türkiye ile hem Amerika ile çalışan bir avukatla çalışın. Ve çok iyi asistanları olan bir avukatla çalışın. Mutlaka yeri belli olsun, asistanları belli olsun. Eğer bir avukatına ulaştığınız zaman en azından iki farklı kişi size geri dönüş yapmıyorsa, bilin ki asistanı yok yani bu avukatın. Mutlaka düzenli bir şekilde telefon görüşmelerini falan takip eden insanlar olması lazım yanında. Bir de kendiniz çok araştırma yapın. Gerçekten sizin gereken belgelerinizi siz daha iyi biliyorsunuz, daha detaylı biliyorsunuz. Yani nasıl olsa evet, tabii ki bu işi profesyoneline teslim etmek gerekiyor. Ama her kişinin özel bir durumu olabiliyor. Yurt dışında mesela daha önce ikamet ettiği yerler olabiliyor. Bunları takip edin. Evet, aslında tabii Gizem Hanım yine çok önemli birçok konuya değindi. Bir kere bir hukuk bürosundaki takım çok önemli. O konuda Gizem Hanım'a çok katılıyorum. Yani olay sadece bir avukatta bitmiyor. Aynı zamanda özellikle göçmenlik hukuku yapan bürolarda, göçmenlik avukatlarında takımın önemi çok yüksektir. Çünkü çok fazla kağıt kürek işi olduğu için tabiri caizse, takip edilmesi gereken çok tarih olduğu için. Bu konuda ben de hazır yeri gelmişken şunu söylemek isterim. Google Review'lara baktığım zaman, biliyorsunuz Google Review'larda hangi kelimeleri review yapanlar en çok kullanmış, onlar ön plana çıkıyor. Ve şunu fark ettim geçen gün bakarken, bizimle ilgili review'larda en çok kullanılan kelime team, takım. Bu çok hoşuma gitti. Yani bir vizenin ismi değil, green card değil, şu değil, bu değil, daha çok team. Yani hep takımın böyle ön plana çıkıyor olması demek ki bazı şeyleri doğru yapıyoruz takım olarak diye beni çok sevindirdi. Bunu arkadaşlarımla da paylaştım. O yüzden bir kere daha evet, yani takımın çok büyük önemi var. Diğeri de Gizem Hanım'ın bahsettiği kişinin iyi bir müvekkil olması, dosyasını iyi takip etmesi meselesi çok önemli. Dosyayı avukata veriyor olabilirsiniz. Dosyanızı avukat yapacak olabilir ama her halükarda bu işin başında siz kendiniz olduğunu unutmamalısınız. Ve avukatın istediği şeyleri zamanlı bir şekilde geri döndürme çok önemli. Instruction dediğimiz talimatları iyi takip etmelisiniz ve dosyanın takibini kendiniz de yapabilmelisiniz. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı Gizem Hanım kapatmadan önce? Ben teşekkür ediyorum size ve ekibinize. Gerçekten çok titiz çalışıyorlar. İsim de verebilirim. Tabii verebilirim. Ama onlar kendilerini biliyorlar diyeyim. Çok teşekkür ediyorum herkese. Çok yardımcı oldular, size de öyle. Gerçekten maillere ulaşma konusunda hiç Amerika'daki en zor şey avukata ulaşmaktır. Yani siz cevap veremeseniz mutlaka ekibinizden biri cevap veriyor yani. Ben onun rahatlığını yaşadım açıkçası sizinle çalışırken. Çok anksiyetem çok yüksekti. Yani anlatamam size yaşadığım anksiyeteyi. Hem babamı kaybetmenin, hem dedim ki tamam bitti yani. Gerçekten hani artık neyse ne falan. O zaman da gerçekten hani sizi buldum. Ve çok da güzel işledi her şey. Teşekkür ediyorum onun için. Biz teşekkür ederiz. Biz de sizin gibi böyle değerli Türklere, bazı üniversitelerde, çok önemli üniversitelerde bizleri temsil eden Türk vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize yardımcı olabildiğimiz için biz de çok memnunuz. Tabii ki içimizde kendi milletinden insana yardımcı olma düşüncesi her zaman var. Bu bir bakıma belki bir milliyetçilik gibi düşünülebilir ama bir yandan da ortak bir başarı sağlıyor bu. Ortak bir belki de ses oluşturuyor. Sizin bir yerde başarılı olmanız aynı zamanda Türklerin Amerika'da başarılı olması demek. Dolayısıyla bu bilinçle çalışmaya çalışıyoruz. Ama bizim için Türk olmuş, başka bir şey olmuş, onun da çok büyük bir önemi yok. Önemli olan müvekkil olmasıdır. Bir etik anlayışımız var. Yardımcı olmaya çalışmaktır. Bizim mottomuz hukuk bürosunda, onu hep söylüyorum, arkadaşlarımı hatırlatıyorum. We are here to help people. Yani biz insanlara yardım etmek için buradayız. Problemlerini çözebilmek için, zor zamanlarında yanında olabilmek için. Bu şekilde dosyalar kabul edildiğinde, bazen ben bunu müvekkillerime söylüyorum, bazen inanıyorlar veya inanmayabilirler. Bazen biz dosyaların kabul edilmesine o müvekkilden daha çok sevindiğimiz durumlar oluyor. Yani burada hani her şey havaya uçuşuyor, ondan sonra birbirimizin odalarına koşuyoruz, çok seviniyoruz. Sizin dosyanız da onlardan bir tanesiydi. Ve bu şekilde tamamladığımız çok fazla developer dosyası oldu. Hem 2020 hem 2021'de bu sene de devam ediyor. Çok memnun olduk sizi temsil ettiğimiz için, size yardımcı olabildiğimiz için. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. Sizi çok daha güzel yerlerde görebiliriz diyerek kapatabiliriz. Vatandaşlıkta artık. Vatandaşlıkta tekrar bekliyoruz. Doğru. Green Card sahibi olduktan 5 sene sonra vatandaşlık geliyor.
Tabii biz vatandaşlık gelene kadar beklemeyeceğiz. Sizinle görüşmeye devam ederiz ama vatandaşlıkta da size yardımcı olmak isteriz. Teşekkür ediyorum her şey için. Biz teşekkür ederiz takımım adına. Sevgili arkadaşlar, bugün de size Divi Lateri talihlisi olan bir müvekkilimin hayat hikayesinden yola çıkarak biraz bilgi vermeye çalıştım. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Videoları beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.